Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin yerlerini şey yapayım. Çalışarak, not alarak geldim. Emirda 2, 163, 173. 163-173, Münazarat 39, Divan-ı Arbi Örfi 14, İnce Mesnevi Nuriye 115, Mektubat 396, Barla 260 ve Mesnevi Nuriye, İnce Mesnevi 115 dedik, bir de 101. Münazarat 26 ve 39. Tamam mı? Şimdi bunlara inşallah yetişeceğiz. Biraz fazla izah yapmadan. Konumuz memuriyet. Memuriyet. İlk önce Hulusi abiye, bak önümde buydu ama, Hulusi abiye hitaben ustad memuriyeti ne diyor? Paşa ya, albay Hulusi abi. Kaçtı, 260 mıydı varla? 260 ha. Vallahi söyledim mi? Barla 260'tan başlamayacaktım. Barla 260'tan başlayayım. Hulusi abiye ustad memuriyet noktasında ne diyor? Saniyen sorduğum birinci sualin suale ustada sormuş. Ustadım memuriyeti bırakayım. Bırakayım da ben işte yanına geleyim. Bu hizmet edeyim. Yazayım vesaire. Tamam mı? Böyle öyle anlaşılıyor. Sorduğun birinci suale senin kalbini tefkil ediyorum. Nasıl fetva verirse ben de öyle razıyım. Böyle diyor. Sandviç şeyim vardı benim. 20 sene önce söylerdik hani böyle. İki iltifat arasına bir eleştiriyi koymak. Hazreti Ali'nin sözüyle beraber söylüyordum. Radiyallahu an. Çare sunmayan tenkit tahriptir. Yani aslında tenkit nakşetmektir. Yani inşa etmektir. Karşıki tarafa başka noktaya nazar göstermektir. Şimdi bir şey söyleyecekseniz evde vesaire başka yerde bir iltifat yapıyorsun. Sonuna da iltifat yapıyorsun. Sandviç metodu diyorlar. İçine biber koyabilirsin. İki tatlı arasında bir acı. Tek başına acı yenmiyor. Mesela birisine diyeceksen şöyle. Murat Kahraman gibi bir adamsın yani. Hakikaten maşallah falan. Murat ama şunu yapmasan iyi olur kardeşim. Ama tabii ki şartlarımız çok ağır. Gene de elhamdülillah çok iyisiniz. Bak iki iltifat arasında bir tane çakma. Şimdi öyle yapıyor gibiyim. Sorduğun birinci suale senin kalbini tefkil ediyorum. Tamam. Nasıl fetva verirse ben de öyle razıyım. Güzel. Meratibi dünya noktayı nazarımda pek emniyetsiz olmakla beraber. Bak an şartta memuriyeti kabul ediyor. Senin gibi mertebesini hizmeti Kur'an'a medar edenler için minnet birinci bu. Üç tane şart söylüyor memuriyet olabilmesi için. Bir, senin gibi yani diğerleri de mertebesini hizmeti Kur'an'a medar edenler için. Yani hizmete vasıta yapacak bunu. Öyle düşünecek. İki, minnet altına girmeyecek. Üç, zillete girmemek şartıyla hoş görüyorum. Vermiyor. Sebebini okuyacağım şimdi. Bak ilk defa mı diyorsun? Yok, minnetle zillet arasındaki o fark. Çok güzel. Peki sorduğuna göre minnet ne demek? Yük altına mı? Yük altına mı? Yalakalık. Yani yalakalık derken hürmetsiz manasında değil. Öyle minnet altına giriyorsun ki mesela yapmak istemediğini yapmak zorunda kaldı. Zillet ise kişiliğin yok. Kişiliğini rencide eden bir ortam.
kişiliğini ortadan kaldırıyor. Birincisi neydi? Minnet neydi? Yalakalık. Evet. Yalakalık yapmak zorunda kalmışsın. Yani zillet ise kimlik ve kişiliğini kaybediyorsun. Mesela bir tane misal vereyim. Kadınlar mesela erkeklerin içinde. Bir masa, 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 masa. Erkek, kadın, kadın, erkek, 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 kadın. Burada insan zillet, yani zelil oluyor. Yani kişilik ve kimliğini kaybediyor. Ama minnet altına da var ya böyle mecbursun, mecbur böyle artık öyle bir hale getirmişler ki sanki başka yolun yok yani. Erisko alel devlet zannediyorsun. Erisko alel devlet. Devlet benim rızkımı veriyor. Yani muhtacım. Erisko alellah'tır. Rızk Allah verir. Devlet vermez. Devlet vasıta olur. Şimdi bu ne demektir diye açacağız bunu. Biz şimdi konuştuk. Birincisi, makamını hizmeti Kur'an'a vasıta yapacak. İki, minnet altına girmeyecek. Üç, zelil olmayacak. Bu ne demek? Tamam. Biz lugatla verdik. Bakalım lugat öyle mi? Şimdi ne kadar konu mahsus oldu. Ben de öyle söyledim. Şimdi bunu ustad açıyor külliyatta. Tamam. Herkes kafasını kaldırıp bir şey söyler. Benim gibi ben de söylerim. Ama ustad ne diyor? İkinci emir daha 173'ten okuyorum şimdi. Seyyidül kavmi hadimuhum. Ne demek? Bir kavmin seyidi ona hizmet edendir. Hakikatiyle memuriyet hizmetkarlıktır. Evet. Nereye? Bir hakimiyet, bir benlik için tahakküm aleti değil. Hakimiyet. Onunla hakim olayım. İki, onunla benlik yapayım. İki, tahakküm altına kişileri ezeyim. Aleti değilmiş. İyi dinleyin burayı. Minnet şu. Bu zamanda o kadar önemli ki mesela polis çevirdi sizi, maliyedesiniz, devletin bir makamındasınız. Şu okuyacağım cümleyi lütfen hayalinizde oraya getirin. Bu cümleyi dinleyin. Bu zamanda terbiye-i İslamiye'nin noksaniyetiyle adam, anne babası ne nikahına dikkat etmiş, ne helal yedirmiş, ne İslam terbiyesi vermiş. Memur sana geliyor, tamam mı? Trafik polisi çevirmiş. Maliyeci bilmem ne yapmış. Devletin bir kademesine gitmişsin. Nasıl yapıyorlarsa öyle çeviriyor. Ne? Yarın gel, yarın. Yarın gel. Kim bu? Öyle bir terbiyesiz ki. Bu zamanda terbiye İslamiyenin noksaniyetiyle. İslami terbiye yok. Yani eşekten inmiş, gelmiş adam maliyede memur olmuş. Bu birincisi şart bu. Bak, terbiye İslamiye noksaniyetiyle, iki, ubudiyetin zafiyetiyle, bu iki zeminden ne çıkacak şimdi? Bana bakıyor musunuz? İki zeminden, terbiye İslamiyeti noksaniyetiyle, ubudiyetin zafiyetiyle, ubudiyet de yok. Şimdi böyle bir memur düşünün. İslami terbiye anlamış, ibadeti yok. Bundan kesinlikle şu çıkıyor, bitki. Çıkanı bakın. Benlik, enaniyet, hot vuruştuk. Bu çıkıyor. Benlik, enaniyet, kuvvet bulmuş, memuriyeti, bak memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden. Yani bakın alt zemini, bak yukarıya çıkıyorum kat.
Terbiye İslami almamış. Hakikaten almış yani. Terbiyesiz yani. Böyle bir aileden gelmiş bir çocuk veya kız. Terbiye İslami almamış. İki, ubudiyeti noksanı var. Karıştır. Bu topraktan benlik ve enaniyet çıkar. Benlik ve enaniyeti de karıştır. Ne çıkar? Hakimiyet ve müstebit. Müstebit olur. Mesela nöbetçi odasına oturuyor, bakıyorsun. Doktor. Kapı oradan. Doktor bey, ne oldu? Ya babam kalkınız geç. Tamam, git geliyor. Git. Bu firavun böyle olamaz ha. Nemrut bile böyle olamaz. Nemrut bile olamaz. Ben hayal anlatmıyorum yani. Dostum, hayal anlatmıyorum. Nemrut bile böyle olamaz yani. Hakim olmuyor. Bu nedir? Siz koyun ismini. Üstad diyor ki bir hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinde, yani memuriyet, hakimiyeti kazanmak, insanlara istibdat etmek, zulmetmek, kirli gayesine bu makamı alet etmek ve enaniyetini, gururunu tatmin etme zemini olarak görüyor. Tamam, geliyoruz dedik ya. Kahve içiyor. Adam kriz geçiriyor. Kalp kriz geçiriyor. Oo. Tamam. Yarım saat sonra gidiyorsun o mesela. Tamam dedik ya kardeşim. Bunlar hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına girdiğinden bunlarla ne olur? Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak neyse adalet olmaz. Esasıyla de bozulur. Oysa Seyyidün Kami Hadimun. Bir kamin seyidi, memuru, amiri, padişahı, o kama hizmetkarıdır. Hizmet edenidir. Yahudinin bir tanesi geliyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyor. Şuna bak ya. Sahabelerin içine girmiş. Sahabeler de ne kadar alışmış ya. Yani ilk defa olsa şaşıracaklar değil mi? Panik yapacaklar. Demiş, Yahudin bir sahabenin yanına oturmuş, karabalık. Medine'de oluyor. Dedi ki, seyidiniz kim? Yani cemaatin efendisine seyit derler. Cemaatin. Efendi dermezler. Cemaatin efendisine seyit derler. Seyidiniz kim? Efendiniz kim yani? Köşkünü göremedi yani abi. He? Köşkünü göremedi yani. Köşk görmedi. Farklılık yok. Her şey eşit. Yani bir farklılık. Mesela bir tanesi girse. Kime soru sorarlar şimdi? Hepiniz de. Ben de varım senin. Kime soru sorarlar şimdi? Evet, niçin? Var değil mi, bir köşk var? Dönen şeyler var. Arkamda İstanbul var. Ya, öyle değil mi? Burada farklı değil miyim? Hepinizde rahle var. Hepinizde rahle var. Bende masa var. Şatafat var. Çiçekler var. Ya, arkamda İstanbul'u almışım. Böyle de konuşuyorum. Burada ben size farklıyım. Eşit değilim. Resulullah böyle değil. Nereden anlıyoruz? Yahudi. Sahabede de bir o kadar normal görüyor ki bir panik yapmıyor. Diyor ki Yahudi, seyidiniz kim? Su dağıtan diyor. Bir de su dağıtıyor. Ben kalkacağım, size şimdi su vereceğim. Ya onun için nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, imanım üzerine yemin ederim. Hayran oluyorum, hayran. Okudukça, tefekkür ettikçe ben kendimi onun yerine koyuyorum. Kıyas biniz. Şimdi herkes bana can siperhane, canını bana verecek gibi. Hepsi emrime bir amade. Kalkacağım, su dağıtacağım. Dağıtmam. Niçin? Ya kardeşim, ülfet etme adamlarla. Yani adamlar kendinden zannedecekler. Bir sürü felsefe yapıyoruz ya. Dersten sonra bile çekip gidiyoruz o şeyden. Ders yerinden. Ülfet etmeyin. Mesafe koyalım. Aa yok, bunun Nurcular'da olmuyor. Ben hakkını yemeyeyim. Yani hakkını yemeyeyim. Ben mesela tarikatta gördüm. Adam namazı kıldırıyor. Bir kalkıyor giderken, ondan sonra bütün cami ikiye ayrılıyor. Koridor açılıyor. Bir çıkıyor ki ve cami içinde hemen o kalkarken kırmızı şey seriliyor. İnce böyle oradan yürüyor. Resulullah da su dağıtıyor. Anlıyor musun?
Adam orada mihrapta ben gördüğümü söylüyor. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsa. Cuma'yı kıldırdı şeyh. Ben de Cuma'yı orada kıldım. Adam böyle elleriyle değil. Mescide oturmuş şeye namaza kalkmış. Dirseklerin üzerine böyle 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 oraya kadar gitti. Mihraba kadar gitti. Kalktı. Eğilerek burasından öpüyor şeyhin. Burasından öpüyor. O da neresinden öptü? Alnından mı ne öptü? Geçiyor. Gidiyorlar böyle. Herkes böyle şeyhin yanına kadar böyle şeylerle gidiyor. O da hakimiyet. Aynı. Ben herhangi bir şey demiyorum. Kim yaparsa yapsın, nurcu dahi yapsa, kim yaparsa hakperestimi alem biliyor. Doğru bildiğim şeyde asla şey yapmam. Kim olursa olsun öz eleştiri kendimi de yapıyor. Bu ne biliyor musun? Abdestsiz namaz kılmak gibidir. Ne örnek oldun? Resulullah'ın sünnetinde var mı? Bak. Ondan önce bir şey var ama daha şey yapmak için böyle insanların izzetini kaldırmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağını öpmeye çalışan birisine zillet altına kalmasın elini öptürmüş abi. Adam geliyor Resulullah bir şey soracak ama titriyor. Allah Resulü diyor ki rahat ol. Otur. Titriyor, titremesi gitmiyor. Ben de senin gibi kuru ekmek. Et midir? He, ben ekmek diye kalmış. Kuru et yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının çocuğu. Rahat ol. Ben olsam otur kardeş rahat ol. Otur. Otur. En azından bunu deriz. Su dağıtıyor. Adama soruyor. Seydiniz kim? Su dağıtan demiş. Ama benimle dalga geçiyor diyor ya. Kalkıyor oraya geçiyor. Seydiniz kim diyor. Su dağıtan diyor. O kadar büyük ki kimse kimseyle meşgul değil. Bu oraya gittiğini kimse bilmiyor. Oraya gidiyor tekrar. Yandaki ne diyor ki? Seydiniz kim? Su dağıtan. Dönüyor. Sen bu kavmin seydi misin? O zaman söylüyor. Seydi kavmi hadimu. Bir kavmin seydi ona hizmet ederdir. Bunu arkadaşlar devlet memuru olarak kabul etmeyin. Şeyh'ten tut, abi, abla ne bileyim. Bak ne diyor? Bir hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden cemaat, abilik. Olmaz. Gitme. Yapma. Tevhid-i kıble et. Oysa İslamiyet için söylenen bir şeydir. Git eksikliğini tamamla kardeşim. Tamam. Hangi cemaatte eksikliğin varsa git tamamla. Onu gittin şey nurculukta kullanıyor. Tevhid-i kıble et, cadde-i kübra falan. Olmaz. Her şeyine karışıyor. Hürriyet-i şeriyesini kaldırmış. Kim bu? Hakimiyet ve müstebit bir adam. Müstebit. Kendisinden olmayanı mı? Allame-i cihan ol. Ağzından kuş kap. Kim olursan ol. Hiçbir değerin yok. Müstebidane bir vaziyet tarzına getirdiğinden bu adam da hizmeti nedir? Veya memur veya manevi makamda olanlar. İkisini de cem ediyoruz. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi. O zaman adalet, adalet olmaz. Esasıyla de bozulur. Adalet, adalet olur mu? Adam veya kadın hakimliği, savcılığı memuriyet niçin yapıyor? Bir, benlik için, enaniyet için, hakimiyet için, müstebidane ve sırf menfaatlanmak için, ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara hizmet için değilse, bunun hali, o adaleti, adalet değildir. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak neyse öyle olur. Ve hukuku ibadı da zirüzeber eder. Hukuku ibadı okuyacağım size. Hukuku ibadı da zirüzeber eder. Mektubat 396'da hukuku ibad ile hukukullah'a ayırt ediyor. Hukuku ibad, acayip bir şey. Hukuku ibad ne demek? Kulların hukuku, senin benim hukukumuz. Hukukullah hükmüne geçemiyor ki hak olabilsin. Yani insanlarla ilişkilerde hakim Allah değil ki hukukullah olsun yani. Allah için olsun. İlişkilerde menfaata, enaniyete, tahakküme, müstebidane. Arkadaşlar sakın ha devlet memurluğuna has kılmayın. Ben
Ben genel şey yapıyorum, külliyatta gördüğüm şey bunlar. Sakın ha böyle. Memuriyet. Şeyhlik de öyle. Yani hukuk-ı ibad, aradaki ilişki kurarken, memur iş yaparken, doktor muayene ederken de bir halk sana gelmiş, sen bir işini yapacaksın. Burada niçin bulunuyorsun? Allah için bulunuyorsun. El risku alellah'tır. El risku alel devlet değil. Devlet rızkını vermiyor. Allah'ı hakim kılarsan zihniyetine, ilişkilerin değişir. Allahsız ilişkiler, o zaman hukukullah olmadığı için hukuk ibadda yoktur. Ben hani diyorum ya, eskiden beri diyordum da kızıyorlar, deme dediler. Abilerden de demişlerdir ustam. Ya deme dedi halkı, yanlış anlar bunu, söyleme. Duymuş bir yerden. Dedim ki ahirete inanmayan bir insanın zina yapmıyorsa, çalıp çırpmıyorsa, öldürüp dökmüyorsa aptaldır. Anormaldır diyorum. Ahirete inanmıyorsun, hesap vereceğine inanmıyorsun. E niye yapmıyorsun ki? Ustad öyle demiyor diyor. Ahiret bile inanmasan diyor, terki lezzet evladır. Dünyada rahat olman için diyor. Mesleği de geçiyor. Bak nasıl çapıyorum, ikisi de var. Hukuk ibadı da zir-i zeber olur. Yani adamın ne şahsiyetini bırakır. Dedi ya Barla'da, üç şartta kabul ederim. Makamını hizmet-i Kur'an'a vasıta yapacaksın. Minnet almayacaksın, zillete girmeyeceksin. Bak, çok ilginç de fazla şey yapmayayım dedim. 260 mı? Birisi almamak, birisi girmemek. Senin gibi mertebesini hizmet-i Kur'an'a medar edenler için minnet altına girmeyecek, zillete girmemek. Minnet almayacak. Yani ki o ceset bu ama amiri olmuş. Ruhum amir. Minnet. Minnet almamak, zillete girmemek. Almamak. Yani öyle bir şey yaptın ki sen kendinle hareket etmiyorsun. Senin kişiliğin yok. Artık o olmuşsun. Onun eli ayağı olmuşsun. Ona minnet altına girmek demek. Ben bir de okuyorum. Hukuku ibad hukukullah hükmüne geçemiyor ki hak olabilsin. Belki nefsani haksızlıklara vesile olur. Şimdi şeyden okuyorum. Divan-ı Harbi Örfi'den 14. Seyyidül kâmi hadimuhum hadisinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş. Niye biliyor musunuz? Ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin diye. Şeriat aleme gelmiş. Ta istibdat ve zalimane tahakküm kaldırsın diye. Bir kavmin seyidi böyle olmalı. İstibdat yapamaz, tahakküm edemez. Zalimane tahakküm yapamaz. Yapmamalı. Ondan sonra okuyacağım. 39'dan okuyorum, münazarattan. Peki münazarat okuyayım. Biraz ağır olmaz inşallah. Maişet için, geçim için tarihi tabi ve meşru, yani geçim için fıtrı olan ve meşru olan. Nedir o? Meşru ve ziyaret. Bir sanattır. Yani fıtrı olan ve geçime sebep olan işler sanattır. Marangozdur, araba tamirciliğidir. İnsan tamir etmek. Nedir o? İmam-ı Gazali'ye göre doktorluk sanat olarak kabul ediyor. Doktorluk sanattır diyor. Mahkemata koydum o notumu. Eğer doktorluk ilmini Allah'ın adına yaparsa marifet olur. Yoksa marif olur. Marifetullah olmaz. O zaman sanat olur diyor. Arabayı tamir etmek neyse insanı tamir etmek de aynıdır. Tamirciliktir. Doktorluk,
marangozluk, araba tamirciliği, birincisi bak bu. Fıtri ve meşru olan geçim sebebi bir sanattır, iki ziraattır, üç ticarettir. Başka yok. Zaten zekat da bunlardan veriliyor. Bir tanesi de hariç bitki. Ha, ziraat bitki, hayvanlar var. Hayvanların zekatı var ya, dört sahada veriliyor. Ticaret, para, nakitlerden, altın, para. İki, ticaret mallardan, üç, topraktan, dört, ziraattan. Bunlar neydi? Tariki tabi ve meşru. Gayri tabi ise, yani fıtrı olmayan, yani herkesçe makbul gözükmeyen, itici olan memuriyet ve her nevi imarettir. İmaret ne demek? İmaret. İmaret. Gayri tabi olan memuriyet ve her nevi imarettir. İmaret nedir? İmaret. Ya bilmeniz lazım bunu. Memuriyet ve her nevi imaret. Devlet kuruluşundaki memurluk. Bak, o memuriyet var zaten. Memuriyet ve her nevi imaret. Bayındırılıp onlara pişirilendirme. Peki. Okuyayım aşağıda anlaşılsın biraz daha. Kafanız böyle zorlansın diye şey yapmıyorum ben. Bence imareti, şimdi açıyor. İmaret nasıl olmalı? İçinden çözün. Bence imaret nen'am ile olursa olsun medar maişet edenler bir nevi, yani imaret devlete dayanıp, tamam mı? Devlete dayanıp kendini güvende hissetme. Yani bir nevi acziyetini, zaafını giderme yolu. Unutuyor insan acizliğini, fakirini. Memur, sigortalıyım, devlet memuruyum da falan. Yani eskide şunu şart koşarlardı. Evlenirken kız verecek şeye. Memur mu? Ben mesela çocukluğumda hatırlıyorum. Bizim memleketlerde evlenebilen, ağır vasıta ehliyeti olan evlenebiliyordu. Daha önce de abası var mı var, evi var mı var, tamam. Sonra ağır vasıta ehliyeti varsa tamam. Sonra memurluk denmiş. İnsan böyle atsiyetin böyle devamlı güvende hissetmenin sebebi olarak görülmüş devlet dairesi. Usta diyor ki bu gayri tabidir. Bak ne diyor? Bence imaret ne nam ile olursa olsun medar-ı maişet edenler, yani memurluğu sırf geçinmek için, maaş almak için yapanlar, yani Allah'ın kullarına hizmet edeceğim. Buna mukabil de benim çoluk çocuğumun iaşesi için devlet milletten aldığı vergiyi, millete hizmet ettiğim için benim çalıştığım emeğimin karşılığı olarak değil. Çünkü benim çalıştığım emeğin karşılığını ancak Allah verir. Niye? Böbreği çalıştırıyorum, karaciğeri çalıştırıyorum, elimi çalıştırıyorum, gözümü çalıştırıyorum. Bu parayla satılmaz. Ben bu millete hizmet ederken millet adına olan devlet de milletten topladığı zekattan benim çoluk çocuğumun iaşesi için bana medari iaşı için veriyor. Bu benim hakkım değildir. Hakkım ancak Allah verir. Hakkım ödenemez çünkü hayat veriyorsun. Demeli. Demiyorsa, böyle düşünmüyorsa bunlar kimdir bu memurlar biliyor musunuz? Cerrardır. Cerrar ne demek? Para toplayan. Acizedir. Ne demek? Aciz ve düşkünlerdir. Ve seheledir. Dilencidir. Eğer devlet memurluğunu, üç tane barlada okuduk ya, Kur'an'a hizmet için minnet almamak ve zillete girmemek şartıyla. Onlar açıyor şimdi. Eğer sen Kur'an adına
Kur'an'a hizmet etmeyeceğim, Kur'an'a hizmet edeceğim makamımı, şeyimi, mesela ne makamı nasıl hizmet edeceğim? Doktorsam, maliyeciysem, ne bileyim herhangi bir yerdeyse, yanımda birisi yok. En azından ben dindar gözükeceğim. Veya bir şey anlatacağım ben. En azından bir küçük kitap vereceğim. Veya bu düşünce olacak. Vermek zorunda değilim. Yani bakın uygun değil, hiç vermezsin. Ama düşünce sahibi olma. Yani ben orada insanların, Müslümanların hukukunu korumak ve onlara yardım etmek için bulunuyorum. Değilsen cerrarsın. Para toplayansın. Eğer minnet altına giriyorsan sen acizsin, düşkünsün. Eğer sen zillete giriyorsan sen dilencisin. Fakat hilebaz kısmında bence memuriyet veya imarete giren yalnız hamiyet ve hizmet için girmeli. Memur mu olacaksın? İki şartta gir. Yani orada barla düş diyor. Bir, yalnız hamiyet ve hizmet için. Yani hamiyet ne demek? Yani bu memleket-i İslamiye, İslam devleti, bizim memleketimiz, devletime hizmet edeceğim. Dava arkadaşlarıma, Müslümanlara, vatandaşlara hizmet edeceğim demeli. Yoksa yalnız maaşet ve menfaat için girse bir nevi çingenelik eder. Çingenedir. Hani arabalar durduğu zaman ışıklarda çingeneler para topluyor ya. Öyle olur. Haşiye koymuş. Ey memurlar, eski saydığın 45 sene evvel söylediği bu sözümden gücenmeyiniz. Çingene diyor ya. Bir daha söyleyeyim. Bence memuriyete veya imarete giren yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa yalnız maaşet ve menfaat için girse bir nevi çingenelik eder. İşte memuriyet fil cümle bir hayli. Bak bu Türkiye'de bak ne oldu. İşte o zaman daha beterdi. İşte memuriyet fil cümle. Fil cümle bir hayli. Ve askerlik bir cümle bizde olduğu için servetimizi israf eline verip neslimizi etrafa saçıp zayi ettik. Osmanlılar'da memuriyet çok az gayrimüslimlere veriliyordu. Yani basit şeyler memurluk veriliyordu. Ciddi memurluk verilmiyordu. Askeriyede ise hiç yoktu. Ne oldu? Ticareti onlara bıraktık. Ermenilere ve Yahudilere. Ve Ermeniler ve Yahudiler ekonomi piyasasını ele geçirdiler. Bak ne diyor? İşte memuriyet fil cümle ve askerlik bil cümle bizde olduğu için servetimizi israf ehline verip, israf ehli diyor, Ermeniler ve Yahudilere verip neslimizi etrafa saçıp zayi ettik. Eğer öyle gitseydi, elhamdülillah gitmiyor şimdi, biz de elden giderdik. İşte onların asker olması zarete yakın bir maslahat mürseledir. Yani mesela askeriyede illa beyin takımı olmasın. Araba sürsün. Araba tamir etsin. Askeriyede dozeri çalıştırsın. Makina imal etsin. Civata yapsın. Kaynak yapsın. Buna maslahat-ı mürsele denilir. Maslahat-ı mürsele şu. Haram değil şeran. Farz da değil. İkisinin ortasına maslahat-ı mürsele denilir. Hem de mecburuz. Mesalih-i mürsele ise İmam-ı Malik mezhebinde bir illet-i şer'i olabilir. Başka yer okuyacağım şimdi size. Bunu da okuduk. Bu çok önemli bir yer. 115. Yani öyle zeki bir insan değilim. Oralar her tarafı bilen falan öyle bir adam değilim. Çalışarak geliyorum. Notlarımı alıyorum. Defterde notlarım var. Unutursam bakacağım. Önümde kağıtlar var. Cebimde kalem var. Yetmez bir kalem. Tıkanır. Anlıyor musun? Niye peki bunu söylüyorum aman aman ederse? Böyle yapacaksınız. Şöyle yapmayacaksınız. Kardeşler hoş geldiniz. Yarın bir dershanelerde olacaksınız. Tamam mı? Tamam. Gittiniz. Konusal geçtiniz masaya. Kardeşler nasılsınız? İyi mi? İyi. Bugün nereden ders yapalım? He? Hem soruyorsunuz, hem kitaba bakıyorsunuz. Nereden yapalım? Ne? Ne diyorsunuz ya? Peki ne çıkarsa size?
Tamam. Allah Allah. Ne çıktı biliyor musun? Vallahi okuyacağım yer çıktı. Bak hiç oynatmadan okuyacağım. 115 demedim mi? He? 115 çıktı. İleme hiyel aziz. İmana yani ne dedi biliyor musun? Dokunma. Bu da caiz. Öyle kızma, tenkit etme o kadar. Dedi eşin. Tamam mı? Bu olay bana öyle dedi. Bak böyle tombala çeker gibi de ders şeyde oluyormuş. Güzel manalar yerlerde çıkıyormuş. Dedi biliyor musun? Vazgeçtim kızmaktan. Yani benim için o kadar önemli ki bu tevafuklar vesaire hep mana dolu. Çünkü tesadüf böyle rastgele düşünerek şey yapmıyorum. Bu bana dedi ki bak tenkit etme o da var. Dokunma. En az da şey bak peki daha dokunma. Ama gene siz çalışmadan geçmeyin. İmana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim ameli salihtir. Salihadır. İmana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim ameli salihadır. Ameli saliha nerede geçiyor? Hadi bakayım. Külliyatta böyle. Ameli saliha. Çok sorarlar. He? Ne? Kastamonu? Kastamonu'da geçiyor yani. Kastamonu'da ne geçiyor? Takvadır. Ha. Ameli salih ve takva meselesi. Evet. Takva menihattan ve günahlardan içtinab etmek. Ameli salih? Emir dairesi? İşlemek. Emir dairesi hareket etmek. Hareket ve hayrat kazanmak. Hayrat kazanmak. Burada izah açıyor. Ameli salih ne demektir? Burada açıyor. Ve bizimle alakalı. Bu memurlukla alakalı bir şekilde açıyor. Yani bakın kafayı kaldırıp ameli salih nedir? Şudur budur tamam. Fakat külliyat ne diyor? Böyle okumak lazım. Abi sen hep böyle yapmıyorsun. Ben de yanlış yapıyorum. Tak yerinden açmak lazım. Yerinden açmak lazım. Yerinden açmak lazım. Kim yaparsa yapsın. Ben de yapıyorsun. Yapıyorum. Yanlış yapıyorum. Zaten beğenmiyorum ki kendimi. Çoğu derslerimin, şu yapılan derslerin %70'ini ortadan kaldırırım. Ameli salih ise izah ediyor bak görüyor musun? Ne demek? Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle hukukullahı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Gördük mü? Şimdi bizim o hukuktan açıldı ya. Yani hukukullah olursa kafası, zihniyet şöyle niçin yapıyorum? Tabii kendi alemimde kesin de onun için bazen diyorlar ki abi nerede nereye sıçradın? Hukukullah demek kafana, zihniyetini seni işgal etmiş. Ondan sonra insanla ilişki kuruyorsun. Neyle bak? Sana giydirilen hukukullah, Allah rızası. Allah'la irtibatın seni kişiler arasındaki münasebetini değiştiriyor. İşte amali salih ise ne demek? Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle. Mesela memur. Bak şimdi. Doktor ya. Doktor bey babam acilde şey gitti. Tamam geliyoruz. Ne yaptı? Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etti. Yaptığı bir hareket. Hareket. Onun için devlet buna böyle otur diye para vermiyor. Ve bunun maaşını da o adam veriyor. O hastası olan veriyor. Vergi vermiyor mu? O vergilerle toplanan bunlar. Bu kim? Çingene. İşte ustad buna çingene diyor. S.L. Neydi? S.L. Boku bakayım bir tane. S.L. ve Cerrar. Cerrar, S.L. Cerrar bir tane de var. Acize. Ve sonunda da üçünü cem edene çingene diyor. Bu kim? Milletten toplanan paraları gasp ediyor. Çingene. Yani vazifesini yapmayan her memur çingenedir. Milletin parasını gasp eden çingeneler. Vazifesini yapmayan çingenedir. Abi bak, sadece memuriyete mi? Mesela fabrikada ne devletin şeyine çalışıyor. Hepsi ya. Yani memuriyette konusu. Şeyh'ten de söyledim. Mesela ben abiyim değil. Dershanede abisin. Ablasın. Yani müdebir. Nurculukta liderlik yok. Müdebirlik var. Şimdi ben bu binada müdebir miyim? Yani birinci derecede burada müdebir şu. Gönüller üzerinde
örfün hasta, gelenek olarak ben burada büyüdüm, 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 yaşlandım mı? Yaşlandım. Şu anda toplum buraya Zeytinburnu deyince, siz gençsiniz, beni görüyor. Ha, birinci derecede sorumlu ben buradayım. Öyle mi? Yani maddi ve manevi sorumluyum. Allah bana bunu hesap soracak. Allah soracak. Ne yaptın? Nerede kullandın? Nereye istismar ettin? Arabayı nerelerde, dershanenin arabasını, benzin nerede harcadın? Kalemini ne yaptın? Kağıdını ne yaptın? Gelene ne yaptın? Gelene yatırın. Tamam, sen şey yap. İlgilendin mi, ilgilenmedin mi? Cumartesi dersi geliyor. Ya ben, bir Osman bir aşağıda ders yapın. Akşam dersi gidecek. Ya yorgunum ya. Öğlen dersi olacak. Ok. Ciddi bir maslatıyor. Nasıl yaparsın bunu? Ha, yani buradan tut, şeyhe kadar tut, fabrikada tut. Adam fabrika, devlet fabrikasında veya özel fabrikada. Adam sana bu vazifeyi vermiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh mumu söndürmemiş. Devlete ait işleri yaparken adamın bir tanesi soru sormuş özel. Demiş ki falan şey, zamanda gel. Ondan sonra ne yapmış? Memurluğu bittikten sonra lambayı söndürmüş. Kendisi yakmış mumu, ondan sonra sorusuna cevap vermiş, ilgilenmiş. Özeldi o. Şimdi amali salih nedir? Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle. Ne etmeyince ne yaparsın? Bak, senin maddi ve manevi hukukuna tecavüz etmeyeceğim. Maddi şu, malına gasp ediyor. İmza attırıyorum, imzayı taklit ediyorum. Yani menfaati için onu mesela memurdan yapayım. Sen hakkın mı kardeşim? Zaten maaş alıyorsun. Niye rüşvet alıyorsun? Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Senin için Allah nedir? Ağlana da verene de Allah lanet etsin diyor mu peygamberimiz? Ulan lanet üzerine nasıl alıyorsun? Senin Allah belanı versin deseler ne dersin? Allah sana lanet etsin ha peygamber. Ben sana desem ki, ben peygamber miyim haşa? Yok. Şuyum buyum yok. Peki ben sana desem ki ey memur, Allah sana lanet etsin, Allah senin belanı versin desem, memur ne yapar? Kızar mı kızmaz mı? Kızar da. Ben demiyorum ki, peygamber diyor ki rüşveti alana verene Allah lanet etsin. Sen nasıl rüşvet alıyorsun? Senin vazifen. Geçinemiyorum. Niye orada bulunuyorsun? İmam Azam'a da gelmişler. Fabrika o zaman işte çalışıyor. Geçinemiyorum demiş. Ta bak şimdi. Bak İmam Azam ne çare sunmuş. Geçinemiyorum demiş, tamam mı? O da demiş ki git fabrikaya, yani İmam Azam oranın imamı ya. Yani manevi. Ne olur patrona söyle de maaşımızı artırsın. Onun için geliyor. Maaşımızı artırsın. İmam Azam Efendimiz radıyallahu anh diyor ki git patrona de ki maaşını şu kadar düşürsün. Efendim herhalde galiba yanlış anladı diye. Ben geçinemiyorum, sen patrona söyle demek istiyor. Maaşımı artırsın niyetiyle söylediği sözü mukabil İmam Azam diyor ki patrona söyle şu kadar maaşını düşürsün. Efendim ben geçinemiyordum falan. Dedim ya işte. Geçinemediğin için git maaşı düşürsün. Şu kadar. Eski şimdiki gibi değil ki. Öyle itaat hürmet var ki. Tamam dediyse bir hikmeti var. Gidiyor diyelim ki 300 lira alıyor. 280 liraya düşürmüş maaşını. Birkaç ay sonra tekrar geliyor. Demiş ki efendim geçinemiyorum demiş. Tamam. Git patronuna de ki benden sen 250 liraya düşürsün. Geçinemiyorum diyor, para maaş değil, dibe indiriyor. Gitmiş 250 liraya indirmiş. Ondan sonra hayli zaman geçtikten sonra gelmiş. Efendim demiş, bunun sırrı neydi? Allah sizden razı olsun. Gayet rahatım demiş. Yalan değil ha. Okudum söylüyorum. Niçin biliyor musun geçinemiyor? Haram katıldığı için helal, rızka ve hayata kafiymiş. Geçinemiyorsan o parada haram var demektir. İmam Azam bir sözü var. Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Anlıyor musunuz? Çok özür dilerim. Affınıza sığınırım. Affedin beni, söyleyeyim.
büyük zatlar, isim vermeyeceğim sahabelerin, büyük abdestine bakarmış, bakılmaz da şöyle, yani ne kadar atılmışsa demek ki o kadar fuzuli yemişim, eğer hakikaten vücudun harcayacağı bir şey olsaydı atmazdı. Yerlermiş, vücut pek atmazmış. Sordular bana, abi diyor İlmi Al'da yazıyor ki diyor, affedersin özür dilerim, dedim mi özür dilerim, büyük abdeste taharetlenmek için o zaman su mu var orada? İşte taşlar sayısını söylüyor. Şu kadar taşla yapın, bu kadar. 3 tane taşla büyük abdest temizlenir mi? İlmi Al'da yazıyor. Abi diyor 5 tane olur diyor. 7 tane çok azdır diyor, tamam mı? Taharetleniyor. Ya abi diyor 3 tane taşla diyor, tamam mı? Nasıl dedi sahabe temizleniyor? Anlamadım, bu ne demektir? Ulan senin ve benim gibi bir kamyon yemek mi yiyor ki? Ulan bize 3-5 tane değil, bir kamyon taş lazım taharetlenmek için ya. Hakikaten ya. Sahabenin ölçüsü neymiş biliyor musun? Atılan, özür dilerim, atılan küçük ve büyük abdese göre içeriye giren malzemeleri ayarlarmış. Ha çok atılmış. Ha demek ki onlar vücuda lazım değil. Lazım olsaydı vücuda harcardı. Atmaması lazım. Atmayacak kadar yemek senin fıtri gıdandır. Evet, çok tuhaf değil mi? Biz bir kamyon kadar yiyoruz. Aslında bir şeye benziyor abi. Söyleyeyim mi abi? Söyle abi. Mesela sigara örneğini veriyorsunuz abi. Mesela sigaradan kim ne yaratılıyorsa abi. Mesela kokudan veya pis kokudan, izmaritten ne yaratılıyorsa o bana onu işte dediği gibi. Evet. Bana kim fazla yedi dedirtiyorsa, kim uyutuyor beni. Kim affedersin abi o bir şey gönderiyorsa onlar bana yediriyor. Amel-i salih ise son okuyorum. Maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle, maddi söyledik, adamı gasp ediyorsun, rüşvet alıyorsun. Manevi ise, manevi bak, şu, kafayı taktım herhalde bugün buna. Tamam geliyor, adamı ne yaptın? Manevi hukukuna tecavüz ettin, git yarın gel. Tamam işini yapıyorsun ama bugün yapman lazımdı. Yani senin işin bu. Ya, ben Ecevit döneminde maliyede bir işim vardı. Maliyede tığ yapan, kazak ören memurları gördüm. Maliyede ha. Mesela maliyede şimdi ben oturuyorum bekle diyor. Koydum. Orada duruyorum. Yo benim işimi yapacak kadın onunla ailevi hayatını konuşuyorlar. Kocasının kötü davrandığını. Bir gittim böyle. Tamam dedik ya beyefendi. Tamam biraz bekle. Yapıyoruz işte. Bir şey yaptı yok. Öteki kadınla ev hayatını konuşuyor. Bir şey yaptı yok. Anlıyor musun? Ha bu nedir? Maddi ve manevi hukukuna tecavüz etmemekte, hukukullaha da bir hakkını ifa etmekten ibarettir. Şimdi bunu fiile dönüştürüyor. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Sefaata dair ise muzirdir. Ha? Bakayım. Ha, burada da şey yapıyor. Mektubattan 396'da hukuk ibadattan biraz bahsedeyim. Kesim. Ezan'da okunuyor. Notlarım daha 17 tane de var. Ama mümkün değil. Bir yerde okuyacağım. Kesiyor. Mesela bir şey var. Hazreti Ömer Efendimiz kendi zamanındaki memurların çok iyi hizmet edebilmesi için, rüşvet yememesi için o zaman devlet hazinesinden en çok maaşı mesela onlara tahsis edermiş ki işi daha iyi görsün diye ve rüşvete sebep olmasın diye mesela. O zamanın hesaplamışlar abi, mesela o zamanın bir memuru şimdinin parasıyla 10 milyardan yüksek maaş vermeye çalışırmış ki hatta daha yüksek bir meblağ da abartma olmasın diye. Sırf daha iyi hizmet etsin, halkın ihtiyacını karşılasın, rüşvete sebep olmasın, tahakküm etmesin diye. Ve şeyi düşünmesin diye. Para geçimi. Düşünmesin diye. Evet abi. Mesela üstad da misal veriyor. Osmanlı'da da var ya. Meyve kurtlarından misal veriyor. En güzel şekilde onlar beslenir diyor mesela. Meyve ile beslenir. Fakat öyle bir memur ilahi ki böyle aciz, zayıf, nazik, nazenin ama en iyi şekilde mesela beslendiriliyor. Bu yani adetullah kanunlarında da bu var abi.
Vazifesini eksiksiz mesela yapıyor abi. Yapıyor. Ama maalesef eğer vazifeni hakikaten memur orada oturduğu yere yapsa, vazifesini yapsa, vazifeyi hukuk ibadı yani yerine getiriyor, hukukullah da yapıyor. Bu sefer parasına, maaşına haram karışmıyor. Haram ne kadar karışıyorsa geçinemez. Vallahi 10 milyar, 10 milyonla geçinemez, 2 bin lirayla geçinir. 10 bin lirayla geçinemez, 2 bin liraya geçinir. Niye? Hakkı değil. Geçinemeyen memurlara söylüyor. Maaşınızı düşürün. Yine öyle bir hadise var abi. Adam maaşından şikayet ediyor. Askeri maaş alıyor. Sonra usta başına diyor ki git diyor müdüre söyle diyor. Maaşına zam versin. Hani İmam-ı Azam o hani filmi. Bu da gidiyor efendim diyor müdüre diyor. Bana diyor maaşım yetmiyor askeri ücret. Kardeşim demiş o müdür. Ben de tam 10 milyar alıyorum. Bana da yetmiyor demiş. Allah Allah. Evet. Bu aynı böyle vaki olmuş. Ben demiş ya. 10 milyardan ziyade alıyorum fakat bana da yetmiyor demiş. Ya. Bana ne kadar veriyorlar biliyor musun ayda? 100 lira. He? 100 lira abi. Ne 100 lirası? 50 biz arıyoruz abi. He? 50 biz arıyoruz. Ayda 50 mi veriyorlar? 50 var mı? 35. He 35. Bana ne kadar veriyorlar biliyor musun? 60 lira. 10 lira fazlasın abi. Ve o kadar artıyor ki samimi söylüyor. Öyle hakikaten. Hakikaten. Vallahi artıyor, billahi artıyor. Artıyor. Mesela 2-3 ay önce bana verdikleri 60-120 lira hiç daha hiçbirisine dokunmadım. Abi ya ekmek geldi. Hayır. Görüyorsunuz sizden farklı bir şeyim var. Peki. Hukuku şahsiye bir nevi hukukullah sayılan hukuk-u umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Bak, hukuk-u umumiye, bak hukukullah sayılan hukuk-u umumiye. Yani şu milletin, bakın şu milletin hukuku var ya, hukuku, hukuk-u umumiye, hukukullah sayılıyor. Yani devlet makamında otururken arabasını kullanmak, Allah'ın arabasını kullanmak gibidir. Kağıtlarını kullanmak, hukuk-u mümiye, hukukullah sayıldığı için sanki Allah'ın sana, Allah sana nezaret ediyor. Patronun Allah, işveren Allah, bakayım ne yapacaksın? Acayip bir şey ya, bak. Bir nevi iki tane hukuk var. Hukuku şahsi var, bir de hukuku umumiye var. Bir şahsın hukuku var, bir de genelin hukuku var. Genel hukuku hukukullah sayılıyor, Allah'ın hukuku. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail, yani şer'i meselelerde bir kısım bir şer'i mesele, bir kısım mesail eşhasa taalluk eder, bir kısmı umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder. Yani mesela seninle benim arasında şer'i bir münasebet var, bir de toplumsal bir ilişkim var, münasebetim var. Hukuku şahsi olur seninle benim aramda. Bir de hukuk-u umumiye, hukukullah sayılan, onlarda benim bir vazifem var. O da nedir o? Şair-i İslamiye tabir edilir. Bir de okuyayım, düz okuyayım. Mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder. Bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şair-i İslamiye tabir edilir. Bak öyle bir tanımlama yapacak ki şair-i İslam'ı neymiş? Çok ilginç. Bu şairin yani şair ne demek? İslami göstergeler. İslami örf ve ananeler, adetler. Baktığın zaman İslam. Mesela bana söyleyin gözüktüğün zaman baktığın zaman başka şey anlaşılmasın sırf İslam anlaşılacak. Şairden bana 3 tane örnek verin. Sakal. Sakal değildir. Çünkü Karl Marx'ın da sakalı var. Evet. Hani derler. Rahmani mi şeytani mi? Öyle bir şey söyleyeceksiniz ki şeytani tarafı olmayacak. Sarık. Sarık. Başka? Minare. Minare. Başka?
En mühimi? Ezan taşı. Ezan. Ezan. Tesettür. Abi bunu söyledim Almanya'da. Abi dedi tesettür öteki tarafı da var. Hayır yok. Nasıl dedi? Abi dedi Hristiyan hanım papazlarına ne diyorlar? Rahibeler. Tesettür. O da dindir. Yani dinden kalmış. Bozulduğu halde dindir. Rahibeler de tesettürlüdür. Hiçbir tane rahibeyi göremezsiniz açık saçık. En çok rahibelerin olduğu şehir Almanya'da bu kadar yer dolaştım. Hastane komple hem şeyle dolu. Hastane şeylerin kilisenindi. Böyle günde 3 defa geliyorlar hasta ziyaretine. Erkekse papazlar, kadınsa rahibeler geliyor. Sabah, öğlen, akşam hastaların odasına gelip halatı soruyorlar. Tam görünüyorlar. Neresi biliyor musunuz? Linz. Köln'e 46 kilometre kala. Orada bir Linz'de bir şey var. Dağın tepesinde bir hastane var. Bir yavrumuzu ziyarete gitmiştim. Kilise rahip dolu, rahip. Rahibeler, rahip. Gidiyor hastane, ondan sonra çiçek getiriyor, şeyler yapıyor, halatır soruyor. Dinlerden kalmış yani şey olsunlar. Şimdi gene şey yapayım. Mesela sakal öteki tarafı da var. Mesela Karl Marx. Mesela Charles Darwin. Benim dedemde öyle sakal yok. Charles Darwin'de ki sakal o, ve nurani bembeyaz da değil mi böyle? Bu kadar böyle tutam. Tam bir tutam. Evet, ha. Hafıza göstermiştim. Ya ben kim olduğumu bilmiyor ya. Ya benim sakalıma ne kadar benziyor dedi ya. Yani mesela üstadın sakalının olmaması bu noktada çok... Yani bir hikmet. Ama bazı kardeşler bundan şimdi bana tenkitler gelecekler. Sen bunu niye söylüyorsun? Kardeşim sakal sünnettir. Sakal şairdir. Ama ben sorum şuydu. Öyle bir şair söyleyeceksiniz ki diğer dinlerde olmasın, bizim dinimize mahsus olsun. Mesela tesettür onlarda da var ama işte o kadar değil. Mesela ezan. Mesela bizde çarşaf var abi. Evet, onlar da. Çarşaf hiçbir dindekine benzemez. Benzemez. Doğru. Ustad tesettürde çarşaf diyor. Doğru. Şimdi bu şair, niçin uzattım? Bunu okuyacağım, kesiyorum. Bu şairin yani gözüktüğü zaman İslam gözükmesi umuma taalluku cihetiyle umum ondan hissedardır. Baktıkları zaman tesettürlü geliyor din. Din. Maruz bile görse olan din. Ulan din. Müslüman oh be diyor. Tamam. Yani herkes istifade ediyor. Yani tesettürlü olan kadın sırf kendisi istifade etmiyor. Allah'ın emrini yapmıyor. Onu görenlere İslam'ı hatırlatıyor. Tebliğ ediyor. Tarihçi hayatta geçiyor. Bir tesettürlü, çarşaflı kadın dışarıya çıktığı zaman kaç tane vaazdan ziyade tesir eder diyor. Hatırladınız mı? Allah. Hayır. Hayır. 20 vaaz alimin vaazından daha çok tesir ediyormuş. 20. 20 vaazın tesirli vaazından daha tesirli vaaz ediyor. Gören din. Tamam mı? Herkes ondan istifade hissedardır. Örnek alıyor. Korkmuyor. Korkmuyor. Başka bu sebap cetili değil. Bir şey anlatacağım. Burası o için aldım burayı. Esas o taraf çok önemli. Ondandır ki bu tesettürün, bu şairin ne kadar ehemmiyetli olduğunu Mustafa Kemal ile Bediüzzaman kadar bilen yoktur. Şairin içerisinde neler olduğunu en iyi onlar biliyor. Çünkü milyonlarca insan kafa kesmiş. Bunun şair için. Bak şairi bak ne yapacak bak. Onun çok önemli. Umumun rızası olmasa şairlere onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. Tesettüre ilişmek bütün o Müslümanların hukukuna tecavüzdür. Sırf o kadına ilişmek değildir. O şairin en cüzisi sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazar emnettedir. Mesela diyelim ki gusül almak. Farzdır değil mi? Ama kim görüyor seni? Kimse görmüyor. Kimse istifade ediyor mu? Etmiyor. Bak gusül abdesti almak farzdır. Ama bir kadın gusül abdesti alması mı daha acayip? Diyeceksin bak bu şey kızacaklar bana gene. Yoksa bir çarşaflı çıkmasın. Gusül abdestini kimse görmüyor, kendisi sebap alıyor. Çarşaflı çıkmasıyla bütün halk istifade ediyor. Daha geneldir. İlave
çarşaflı gezdiği zaman, yani dışarıda çarşaflı olduğu zaman, çarşafın içinde bulunduğu her anı zikir halidir diyor. İkad hali diyor. Yani. Evet, çarşafın içini okuyacağım şimdi. Şairin içi, mezar taşları, ezanın içerisi, minarelerin içerisi, sakalın içi, takke. Takkede şey değil. Çünkü Yahudi hahamlarının kafasında da takke var. Çünkü o şeyden gelirken ben yurt dışından Amerika'da indi. Gelirken daha çok Amerika'da oluyorlar. Avrupa'da kullanmıyorlar. Onun için Amerika'yı söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Amerika'da tamamen şeydir, düpedüz tamamen yaşıyorlar, takkeli yaşıyorlar. Avrupa'da Yahudiler takke taşımıyorlar. Amerika'da taşıyorlar. Uçakta benim yanıma denk geldi, o takkeli, ben de takkeli. Böyle, tam yanıma. Cam kenarı o, ortada bendim. Bak, o iş çıkartmadı. İngiltere'ye indik, takkeyi çıkarttı. Allah'ın olsun, ben çıkartmadım. O şairin en cüzisi sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazar-ı emnettedir. Doğrudan doğruya umum alemi İslam'a taalluk ettiği gibi âle şair. Bak burayı dikkat etmenizi istiyorum. Bu şimdiye kadar okumanın ve en büyük böyle burayı okumak için bu kadar parmak bastım. Burayı iyi dinleyin. Asıl saadetten şimdiye kadar, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şimdiye kadar bütün eazimi İslamiye'nin bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurlar varsa titresinler. Ne demek biliyor musun? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bugüne kadar bütün Müslümanların gözükmeyen, gözde gözükmeyen bir ip var, zincir var. Oraya bağlılar. Hablül Metin mi diyordu? Hablül Verid. Hablül Metin. Kuvvetli bağ. Kuvvetli bağ. Hablül Metin veya kurp diyor. Neydi? Semadan indirilmiş Kur'an'a diyor. Semadan indirilmiş Urvetul Vuska. Bak, İyi bakın elime. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti, hissiyatı, duyguları, fikirleri. Dinliyor musunuz? Ruhaniyatı, hissiyatı, duyguları, fiili, fiilleri, hisleri, imanı ve İslami hassasiyeti. O trafo, bu trafo jeneratörden bu bütün Müslümanlara bir kablo atılmış. Kablo, elektrik, bakır ter. O kablo vasıtasıyla ondan ceyran alıyoruz. Bu kablonun adı şairdir. Onun için tak kesiyorlar. Resulullah'ın ruhaniyetinden kopup şeklen dahi olsa kalıyor. Onu kopartmak için Mustafa Kemal çok iyi bildiği için bunu, bu yani peygamberliğin ruhaniyetini, peygamberlerin sünnetini, hissiyatını, fikriyatını, fiiliyatını, haletlerini geçmiş şey geleceğe taşıyan, yeni nesillere taşıyan, Arapçasıyla tevarüs eden, bizim o ifadeyle sirayet eden zemin aktaran, bak duyuyorum, bana bakın. Ben hiçbir yere bakmayın. Duydu, söylüyor. Duydu, söylüyor. Duydu, söylüyor. Böyle aktarımı yapan şairdir. Yani peygamberden bu ümmete kadar İslami örf, adet, hissiyat, fikriyat, muamelat hepsini bir efendim şey olması lazım, kablo olması lazım ki lamban yansın. Senin lamban yanması için bu jeneratöre bağlı olman lazım. Bu jeneratöre kablonu bağlayan kablonun adı şair. Onun için Mustafa Kemal tak diye kesti adam. Lamba var. Yani alacağım suyu. Çeşme var. Açıyorsun, su yok. Çeşmeye gelen dokunmadılar. Türkiye Cumhuriyeti Kur'an kursu demiş. Bilmem ne yapmış. Dokunmadılar. Çoğusunu yıktı. 20 bin cami yıkmışlar. Ama şairi anlatan ciddi şairleri mezar taşlarını bile tahammül edemediler.
Türkiye'de bir taş yoktu. Mezar taşlarını söktüler Osmanlı'nın o sarıklı taşlarını. Şehirde lağım kanalizasyon yaparlarken lağım kanallarında kullandılar. Ben bu adamı nasıl seveyim? İmanı, Kur'an'ı olan zerre kadar kalbinde iman, aklında İslam fikri düşüncesi olan ecdadın mezar taşlarını, camiyi yıkıp camideki mermerleri, ayet-i kerimeleri, usta tarihçede geçiyor. Ayet-i kerimedeki mermerleri şehrin lağım kanalizasyonunda kanal olarak kullanan insanı, İslam ve Kur'an adına zerre kadar imanı olan bunu reddetmesi gerekmiyor. Şair anladınız mı ne kadar mühim oldu? Sana abi, bu asırdaki en mühim sünnet hangisi abi? Şairden bahsettik ya abi. Sen sorduğuna göre nedir? Risale-i Nur'la abi iman hizmeti abi. Ha, yani derece derece herkes şey yapar. Yani en büyük şair-i İslamiye İslam ve Kur'an'dır. İslam oruçtur, namazdır. Bunlar şairdir. Kur'an'dır, ezanlardır. Ha, bunların içerisindeki tarikattır, Risale-i Nur'dur, zikirdir. Bunlar ikinci derecede türevlerdir. Çünkü dava İslam'dır. Bütün dini cemaatler dava içinde burhandır. Dava değiller. İslam ve Kur'an. Yani edile-i şeriyemiz. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Ustad da ben dedim diye kabul etmeyin. Mihenge vurmadan almayınız. Mihenge vurdunuz. Altın çıkarsa alın. Febiya. Demir çıkarsa arkasına gıybeti, üstüne de hakareti koyarak bana gönderiniz. Bunu çok iyi bilenler, münafık, münafıkla kafir arasındaki farkı da söyleyeyim, kapatıyorum. Münafık hükmü kafir hükmü inkar eder. Mesela yapayım. Kafir melekleri inkar eder. Kafir Allah'ı inkar eder. Kafir kitapları inkar eder. Kafir peygamberi inkar eder. Kafir ahiret inkar eder. Kafir kaderi inkar eder. Münafık ise bunlara hiç dokunmaz. Bunların delillerini icmaya, kıyasa, sünnet-i seniye, ulemanın hadis nakletmesi, hadislerine güvenilmez. Yalan söylüyor. Uydurma hadistir. Bu hadis değildir der. Münafık kadere dokunmaz. Kaderin delillerini inkar eder. Bir daha söylüyorum. Kafir kaderi inkar eder. Münafık ise kadere dokunmaz. Onu düşüren nedir o? Delillerini yok eder. Delillerini yok eder. Mesela kaderin ortaya koyan ayetleri yok o değildir. Bunu ifade etmiyor der. Bulandırır insanların zihnini. Kaderi ortaya koyan hadis-i şerifleri, hadis-i kutsileri inkar eder. Bak kadere dokunmadı. Ve zahire bakarsın, abi, hocam, adam kaderi dokundu mu? Kaderi alenen inkar etti mi? Alenen inkar etse kafir olur. Ha ne yapar? Kaderi ortaya koyan şer'i delilleri inkar ederek, şu kaderi tutana bakın, elime bakın, şu kaderi tutuyor. Bu tarafı tutan kulp, hadis. Bu tarafı tutan kulp, ayet. Bunu da kaldıran kıyas ve icma, ehl-i sünnet. Şimdi bunu düşüreceksiniz. Bu eli kır, bu eli de kır. Direkt selef-i salihine hücum eder, mezheplere hücum eder, hadislere hücum eder. Ehl-i sünnet ve cemaatin doğruluk kaynaklarına hücum eder. İcmaya ve kıyasa hücum eder. Hadise hücum eder. Ama kandırmak için Kur'an der. Kur'an bize kafi. Namazın kaç rekat olduğunu, nasıl kılacağını, abdesti nasıl alacağını Kur'an'da var mı? Münafıkla kafiri anladınız mı? Kafir hükme hücum eder. Münafık hükmün delillerini yok eder. El arifu tekfir işara. Yani ariflere işaret nevinden bu bilgiler yeter.
dostunuzu, düşmanınızı bilmeseniz bu cemiyette yaşama şansınız yoktur. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha ve selavat.